Efendim herkese Covid-19'lu karantinalı günlerden merhabalar. Bu videoda Zwift programıyla bisikletimizi nasıl senkronize edeceğiz, nasıl birbirine bağlayacağız, onun üzerinden detaylı geçmeye çalışacağız. Bunu hem bilgisayar üzerinden hem de tablet üzerinden yapmaya çalışacağız. Ben antrenmanlarımı camla kapatılmış bir balkonda yapmaya çalışıyorum. Burada hem terlediğim zaman ya da sıcaktan bunaldığım zaman camı açıp direkt temiz hava alma şansım oluyor. Setup'ım da şu şekilde, bilgisayarımı ya da tabletimi bu şekilde bir platformun üzerine koyuyorum, bir standın üzerine koyuyorum. Bisikletimle beraber trainer'ım burada. Sonrasında şuraya çekmiş olduğum bir enerji kaynağım var, prizim var. Buradan da direkt trainer'ımı prize takıp antrenmanlarıma bu şekilde başlayabiliyorum. Zwift programı bir yandan açılırken bir yandan şundan bahsetmek istiyorum. Eğer bağlantıyı şu anda yaptığım gibi bilgisayar üzerinden yapacaksanız kullanmış olduğunuz hız sensörleri ya da trainer sensörleri ya da kadans sensörleri gibi diğer sensörleri bilgisayarla haberleşebilmesi için şöyle bir Ant Plus dongle'a ihtiyacınız var. USB dongle'a ihtiyacınız var. Bunu internetten ya da Çin menşeli sitelerden de temin edebilirsiniz. Bu olmadan Zwift'i bilgisayarda kullanma şansınız maalesef yok. Zwift'imiz neredeyse açıldı. Ben de bu esnada USB dongle'ımı yerleştireyim. Evet, Zwift programı açıldıktan sonra şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Bu ekranda artık sizin şu sol tarafta fark ettiyseniz Ant Plus Stick'in sinyal aldığını ve yanıp söndüğünü görebiliyorsunuz. Bu ekranda artık sizin bazı sensörleri Zwift'in kullanabilmesi için eklemeniz gerekiyor anlamına geliyor. Bu aşamada yapacağımız şey sensörlerimize enerji vermek. Hız sensörünü bağlayacaksak örneğin tekerleği bir iki tur çevirdiğimiz zaman onun artık sinyal vermeye başlamasına sebep olabiliriz. Bu şekilde sinyal vermeye başladıktan sonra da şuradaki search kısımlarından buradaki sensörlerimizi tanıtmak olacak. Ben ilk önce trainer'ıma enerji veriyorum. Bu sayede birazdan sensörlerin yanıp söndüğünü göreceğiz. Evet. Trainer'ımda şu anda bir power metre var. O yüzden power metreyi şu anda bağlandı. Daha önceden bağlanmış olduğu ve hafızasında olan sensörler olduğu için direkt bağlantı yaptı. Yine burada controllable kısmı var. Bu trainer'ın interaktif olduğunu gösteriyor. Şu anda kullanmakta olduğum trainer Elite Reto modeli olduğu için interaktif bir trainer. Bunun da bağlantısını yaptı. Ama şu anda başlayabilmem için benim nabız bandına yani nabız sensörüne ve kadans sensörüne de ihtiyacım var. Aslında kadans sensörünü şu kısımdan da alabiliyor ancak ben bisikletin üzerindeki kadans sensörünü kullanıyorum. Daha doğru değer verdiğini düşünerekten. Şimdi nabız bandını yerleştirelim. Evet, şu anda nabız bandıma da bağlandı. Şimdi de kadans sensörünü bağlayacağım. Kadans sensörünü aktif hale getireceğim. Kadans sensörünü aktif hale getirmek için şu anda bisikletimde bulunan pedalda bulunan kadans sensörünü birkaç tur çevirip onun da aktif hale getireceğim. Evet. Şu anda gördü. Gördükten sonra yapmam gereken tek şey OK'ye basıp devam etmek ve rota seçmek. Bilgisayardaki bağlantı bu şekilde. Tablette ise bağlantı bu şekilde oluyor. Programı açtıktan sonra ilk kez açıyorsanız şöyle bir bilgilendirme geliyor. Yapmanız gereken Bluetooth'u açık tutmak tabii ki. Tablette Bluetooth'u açıyorsunuz. Açtıktan sonra da Go diyorum. Buradan tabii ki loading yapacağım. Şimdi burada ayarlar kısmından ilk önce Bluetooth'u açmamızı bize söyledi. Bluetooth'u zaten açtık. Burada Zwift'in bizden istediği bazı yetkiler var. Onları verdik. Aynı bağlantıları buradan da yapmaya çalışacağım. Pair moduna geldim. Şu anda Zreto
trainer'ımı gördü. Kadansı da gördü. Şimdi controller kısmına giriyorum. Yine Dreto'yu gördü. Şu anda nabız bandını görmüyor. Nabız bandını görmemesindeki nedense şu. Ben Garmin'in nabız bandını kullanıyorum. Garmin'in nabız bandında Bluetooth özelliği yok. Yani var ama farklı bir frekansta. O yüzden Antplus'ta bağlanması gerekiyor. Yani bu tablete benim Antplus Steve bağlamam gerekiyor ki bağlantıyı gerçekleştirebileyim. Ama şu anda böyle bir şey yapmıyorum. Şu anda power metrem bağlı, kadansım bağlı ve interaktifim bağlı. Buradan let's go dediğim zaman rota seçimi ve sürüşe başlayacak konuma geliyorum. Evet, Zwift'te PC ve tablet bağlantısı bu şekilde yapılıyordu. Ben Android tablette bu bağlantıyı yaptım. Ancak Apple tabletlerde de durum benzer. Neredeyse aynısı. Umarım video bu Covid-19 yüzünden kendimizi evimizde karantinaya aldığımız dönemlerde faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda, hatta sürüşlerde inşallah görüşmek üzere.